Merhaba değerli izleyiciler. Kozmolojide Evren Modelleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Stephen Hawking tarafından ileri sürülen hayali zamana dayalı evren modelinin bir analizi ve eleştirisini sunacağız. Hawking ve Penrose'un tekillik teoremleri üzerine çalışmaları modern teorik fiziğin temel taşlarından biridir. Einstein'ın genel görelilik denklemlerini kullanarak evrenin ve dolayısıyla zamanın bir tekillikten kaynaklandığını göstermişlerdir. Bulguları zaman kavramının büyük patlamadan önce anlamsız hale geldiğini öne sürmektedir. Bu Augustinus tarafından zamanın kendisinin evrenin bir özelliği olduğu ve onunla başladığı yönündeki eski bakış açısıyla örtüşüyor. Ancak Hawking bu fikirle modern fizik ve matematiğin araçlarını kullanarak eleştirel bir şekilde ilgilenmiştir. Hawking'in eleştirisi Kant'ın antinomileri, zamanın başlangıcı ve ezeliliği konusunda ve Newton'un mutlak zamanı gibi ki Newton'un çerçevesi görelilikçi anlayışlar ışığında başarısız hale gelmiştir, zamanla ilgili temel felsefi fikirlere kadar uzanmaktadır. Bu felsefi etkileşimler Hawking'in genel görelilik ve kuantum mekaniğinin çıkarımlarını zaman ve nedensellik hakkındaki metafizik sorularla uzlaştırma yönündeki daha geniş girişimini göstermektedir. Şimdi daha derinlemesine analizimize başlayalım. Evren anlayışımız klasik fiziğin çöktüğü Planck zamanına 10 üzeri eksi 43 saniyeye kadar uzanır. Bu dönemde aşırı sıcaklıklar tüm temel kuvvetleri birleştirmiştir. Bu temel kuvvetler yer çekimi, zayıf ve güçlü nükleer kuvvetler ve elektromanyetik alandan kaynaklanan kuvvetler olarak sınıflandırılır. Kuantum yer çekimi etkilerinin baskın olduğu bu dönemin belirsizliği fiziksel anlayışımızda bir boşluk meydana getirmiştir. Hawking'in bu bilinemezlikten duyduğu memnuniyetsizlik, özellikle hayali zamanı içeren alternatif modeller araştırmasını tetiklemiştir. Hawking, tekilliğe yakın geleneksel uzay zaman tanımlarının sınırlamalarını ele almak için hayali zaman kavramını ortaya atar. Matematiksel olarak karmaşık bir faz şeklinde temsil edilen hayali zaman, sembolik olarak T eşittir I tau şeklinde ifade edilir, tekil evreni sonlu ancak sınırsız bir manifolda dönüştürür. Bu çerçevede uzay zamandaki tekillikler ve sınırlar ortadan kalkar. Evrenin başlangıcı artık zamansal bir nokta değil, güney kutbuna benzer, geometrik olarak pürüzsüz bir varlıktır. Burada güney kutbunun güneyinde ne var sorusu anlamsız ve saçmadır. Bu paradigma yalnızca fizik yasaları içinde açıklamalar arayan pozitivist bir yaklaşımla tutarlı olarak metafizik bir başlangıç noktasına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Hayali zaman tekilliklerle ilgili felsefi rahatsızlığı çözerken belli başlı zorluklar da beraberinde getirir. Klasik sezgiyi terk etmeyi ve kuantum yerçekiminin olasılıkçı ve kesin olmayan doğasını benimsemeyi gerektirmektedir. Hawking'in önerisi bu nedenle daha az deneysel bir iddia ve daha çok kavramsal bir modeldir. İlahi nedenselliğe veya dış kuvvetlere başvurmadan fiziksel yasalara uyan bir evren inşa etme girişimi. Hawking'in tekilliklere yaklaşımı felsefi duruşunu yansıtır. Evreni mevcut fiziksel yasalar çerçevesinde açıklamaya yönelik sarsılmaz bir bağlılığı da temsil eder. Hayali zaman kavramı matematiksel olarak tutarlı olsa da önemli engellerle karşı karşıyadır. Bu model metafizik yapıyı ilahi bir yaratıcı bir başkasıyla yani hayali zaman ile değiştirmenin kökenler ontoloji hakkındaki temel soruyu çözmesi noktasında sıkıntılara girmektedir. Hayali zamanın kuantum çekimiyle bütünleştirilmesi, sicim teorisinin veya döngü kuantum çekiminin daha da geliştirilmesini de gerektirir. Hawking'in çalışması metafiziksel bağımlılıktan uzak, kendi kendine yeten bir evren açıklaması arayışına örnek teşkil etmektedir. Tamamen fiziksel yasalarla yönetilen bir evrene olan felsefi bağlılığa da sahiptir. Hayali zaman gözlem veya deneyden türetilen bir yapı değil, klasik uzay zaman modellerinin sınırlamalarını ele alan teorik bir araçtır. Sorun hayali zamanın ontolojik bir varlığı mı yoksa matematiksel bir soyutlamayı mı temsil ettiği felsefi araştırmanın merkezinde yer alan bir ayrım olarak görülmelidir. Hayali zaman gerçek bir şeye karşılık gelir mi yoksa tamamen biçimsel bir araç mıdır? Hawking'in matematiksel biçimciliğe güvenmesi iki ucu keskin bir kılıç olmaktadır. Bir yandan matematik evreni tanımlamak için güçlü bir dil işlevi görür. Öte yandan yapıları fiziksel karşılıktan yoksunsa deneysel gerçeklikten kopma riski taşır. Bu eleştiri gerçekliğin matematiği ile soyutlamanın matematiği arasındaki ayrımla da örtüşür.
Hawking'in hayali zamana yaklaşımı, denklemlerin teorik zarafetinin gözlemlenebilir olgulardaki temellerini gölgelediği ikinci kategoriye giriyor gibi görünmektedir. Ve hayali zaman kavramı, evrenin gözlemlenen zamansal asimetrisiyle tutarlıklarını sağlamadan matematiksel soyutlamalar, örneğin karmaşık bir değişken olarak zamanı ortaya koymuştur. Hawking'in çerçevesinde hayali zaman, gerçek zamanda bulunan yönsel ayrımı silen simetrik bir yapı olarak varsayılır. Bu, termodinamik entropi ve nedensellik tarafından desteklenen, genellikle zaman noku olarak adlandırılan, zamanın gözlemlenebilir tek yönlülüğüyle keskin bir tezat oluşturur. Hayali zamanın yönsel bir eğilimi yoksa, zamansal deneyimimizin en temel yönlerinden biriyle çelişir. Bu da geri döndürülemezliktir. Bu sapma derin sorular ortaya çıkarır. Hayali zaman bazı teorik zorlukları çözebilirken, gerçeklikte deneyimlenen zamanın geri döndürülemez, ileriye doğru hareket eden karakteriyle uzlaşmada problem yaşamaktadır. Bu nedenle eleştiri, Hawking'in zarif bir matematiksel modeli zamanın fiziksel doğasıyla birleştirmesine odaklanır. Hawking, Ceviz Kabuğundaki Evren kitabında modellerin yalnızca evreni etkili bir şekilde tanımlaması gerektiğini, altta yatan metafizik bir gerçeğe karşılık gelmemesi gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bu pragmatik pozitivizm felsefi endişeler doğurmaktadır. Hawking, teorik yapılarının tutarlılığına gerçeklikle uyumlarından daha mı öncelik vermektedir? Eleştirinin özü, Hawking'in deneysel uyum yerine içsel teorik tutarlılığa olan belirgin tercihinde yatmaktadır. Odak noktası doğrudan gerçekliğe bağlı içgörüler türetmekten ziyade önceden tasarlanmış matematiksel çerçeveleri doğrulamaya yönelik gibi görünüyor. Matematiksel soyutlama ile fiziksel gerçeklik arasındaki ayrım, hayali zamanın ontolojik statüsü gibi merkezi bir endişe olmaya da devam etmektedir. Stephen Hawking, zamanın kısa tarihinde evrenin başlangıcı ve sonunu dünyanın kutuplarına benzetmesinden kaynaklanan zaman ve entropi kavramsallaştırılmasındaki önemli bir hatayı açıkça kabul eder. Başlangıçta Hawking, evren daraldıkça düzensizliğin yani entropinin azalacağını ve zaman okunun etkili bir şekilde tersine döneceğini ileri sürmüştür. Bu kavram, daralan bir evrendeki bireylerin hayatı geriye dönük deneyimleyebilecekleri, yani doğmadan önce ölebilecekleri anlamına geliyordu. Ancak daha sonra bunun sınır koşullarını yanlış uygulamaktan ve kozmik daralma sırasında entropinin davranışını yanlış anlamaktan kaynaklanan bir hata olduğunu fark etti. Hawking'in evrenin zamansal sınırları ile dünyanın coğrafi kutupları arasındaki benzetmesi hatalı bir varsayıma yol açtı. Evrenin başlangıcını büyük patlama olarak ele alırsak kuzey kutbuna ve olası sonunda güney kutbuna eşitleyebiliriz. Bu benzetme simetriyi ima ediyordu. Güney kutbu kuzey kutbunu yansıttığı gibi evrenin sonu da başlangıcını yansıtmalıdır. Ancak daha sonra bu simetrinin hayali zamanda işe yarasa da termodinamiğin ikinci yasasının entropinin büzülme sırasında bile geri döndürülemez bir şekilde artmasını sağladığı gerçek zamanda başarısız olduğunu fark etti. Hawking, evren büzülürken zamanın termodinamik ve psikolojik oklarının entropi ve insanın zaman algısını temsil eder, tersine dönmediğini açıkça belirtir. Başlangıçtaki hatası hayali zamanın simetrisini gerçek zamanda bulunan geri döndürülemezlikte karıştırmasıydı. Zaman, öncenin her zaman sonradan önce geldiği ve bu sıranın değiştirilemez olduğu nedenselliğe içsel olarak bağlıdır. Film benzetmesi bu noktayı canlı bir şekilde göstermektedir. Bir filmi tersten oynatmak nedenselliği bozar. Ancak önce ve sonra kavramlarından kaçamaz. Tersine çevirme fiziksel gerçekliğin bir yansıması değil, algısal bir eserdir. Gerçek zamanlı olarak entropi, düzensizliğin ölçüsü, zamanın yönü için fiziksel bir temel sağlar. Zamanın termodinamik oku entropinin artışıyla hizalanır ve zamanın ileriye doğru hareket ettiğine dair deneyimimizin temelini oluşturan evrensel bir asimetri sağlar. Hem termodinamik ok hem de zamanın psikolojik algısı ileriye işaret etse de Hawking'in ikisini birleştirmesi önemli bir gözden kaçırmayı temsil etmektedir. Termodinamik ok entropinin kapalı bir sistemde arttığını belirten termodinamiğin ikinci yasasından kaynaklanır. Ancak psikolojik ok hafızaya ve olayların ilerlemesine dayanan insan bilişi ve algısıyla ilişkilidir. İnsanın zaman algısı termodinamiğin ikinci yasasına sıkı sıkıya bağlı olmayabilir. Örneğin insanlar yerel entropi geçici olarak azalsa bile zamanı tutarlı bir şekilde algılarlar. Bu nedenle termodinamik zamanın oku için fiziksel bir temel sağlarken zamanı psikolojik deneyimi daha geniş nörolojik ve felsefi çerçeveler tarafından şekillendirilir.
zamanın kavramsallaştırdığı şekliyle gerçek bir varoluşa sahip olup olmadığı veya yalnızca matematiksel biçimciliğin bir yapısı olup olmadığı tartışılmaktadır. Termodinamiğin ikinci yasası, izole bir sistemin toplam entropisinin her zaman arttığını belirtmektedir. Entropide yerel azalmalar mümkün olsa da bunlar başka yerlerde daha büyük artışlar pahasına gerçekleşir. Bu geri döndürülemezlik entropiyi zaman algısından ayırır ve psikolojik okun termodinamik süreçlerden bağımsızlığını vurgular. Dahası entropi zamanın yönünün evrensel bir ölçüsünü sağlarken insan deneyimi entropik hesaplamalara indirgenemez. Zaman algısı yerel entropideki değişiklikler tarafından doğrudan değiştirilmez ve bu da psikolojik oku termodinamik olandan daha da ayırır. Zamanın doğasını anlamak yalnızca matematiksel modellere güvenmenin sınırlarını da ortaya koyar. Entropinin artışının zamanın psikolojik algısıyla birleştirilmesi, hayali zaman gibi biçimsel yapılara aşırı güvenilmesiyle birleşince fizik ve felsefeyi tutarlı bir çerçevede birleştirmenin zorluklarını göstermektedir. Zaman matematiksel soyutlamalardan veya spekülatif benzetmelerden bağımsız olarak entropi ve nedensellik tarafından yönetilen tek yönlü bir yapı olarak kalmaktadır. Soyutlama ve gerçeklik arasındaki bu denge teorik fiziğin kalıcı zorluğudur. Ayrıca bu eleştirinin merkezinde zamanın uzamsal boyutlara benzetilmesi ve hayali ile gerçek zaman arasındaki boşluğu etkili bir şekilde kapatamaması yer almaktadır. Hawking'in modeli zamanı mekansal boyutlara eşitler. Bu yaklaşım zamansal nedenselliğin benzersiz özelliklerini zayıflatır. Mekanda noktalar arasındaki ilişkiler doğası gereği ilişkisel ve statiktir. Örneğin A noktası X ve Y arasındadır önermesi gibi. Buna karşılık zaman dinamiktir ve nedensel olarak sıralanmış olay dizileriyle tanımlanır. B, C'den önce gelir ve C, D'den önce gelir önermesi gibi. Zamanın bu içsel asimetrisi doğanın ayrılmaz bir parçasıdır ve mekansal boyutlarla birleştirilemez. Zaman, hayali zamana geçişte yalnızca başka bir mekansal boyut olarak ele alınarak onun içsel nedenselliği ihmal edilmiş gibi görünmektedir. Ortaya çıkan çerçeve zamansal ilerlemenin tutarlı bir şekilde anlaşılması için gerekli olan önce ve sonra arasındaki ayrımı azaltır. Hayali zaman matematiksel tekillikleri çözerken ve evrenin kökenleri için sonlu ama sınırsız bir çerçeve sağlarken bu soyut yapının evrende deneyimlenen gerçek zamanın elle tutulur akışına nasıl dönüştüğüne dair açıklayıcı bir mekanizmadan yoksundur. Hawking'in kendisi de bu sınırlamayı kabul ediyor. Gerçek zamanın mı yoksa hayali zamanın mı gerçek olduğu sorusunu sormanın bir anlamı yok demiştir. Ancak bu kabul bu sorunu çözmüyor. Hayali zamanın soyut kavramının gözlemlenebilir olgulara nasıl bağlandığı temel sorusunu atlıyor. Bu boşluk kavramın felsefi ve bilimsel geçerliliğini zayıflatmakta ve onu zarif ama eksik bir teorik araç haline getirmektedir. Evrenin en erken anlarında, özellikle Planck zamanında bilinen tüm fiziksel yasalar bozulur. Bu rejim klasik metafizik hiçlik kavramlarıyla yakından uyumlu olan mutlak belirsizlikle işaretlenmiştir. İbn Sina'nın hiçliğin yalnızca varlığın yokluğu değil, aynı zamanda düşünebilir niteliklerin bile yokluğu olduğu iddiası bu ilkel durumu uygun bir şekilde tanımlar. Evrenin başlangıcının matematiksel temsili, sonsuz yoğunluğu ve tanımlanmamış fiziksel koşulları ortaya koyar. Ancak fizikteki sonsuzluklar genellikle gerçek fiziksel durumlardan ziyade bir teorinin sınırlarını gösterir. Bu sonsuzluklar ne uzayın, ne zamanın, ne de maddenin tanımlanabilir bir biçimde var olmadığı metafizik hiçlik kavramı ile paralellikte göstermektedir. Bu nedenle evrenin kökeni geleneksel bir fiziksel durumdan ziyade varlığın yokluğuna daha yakın bir şekilde karşılık gelebilir. Bu bağlamda Hawking'in evrenin başlangıcında fiziksel yasaların sona ermesinden duyduğu memnuniyetsizlik, hayali zaman fikrini ortaya atmasının temelini oluşturmuştur. Hayali zamanı fiziksel yasaların sürekliliğini korumanın bir yolu olarak çerçevelendirerek Hawking, pozitivizme olan felsefi bağlılığını ortaya koyar. Bu, metafizik kavramlara başvurmadan tüm olguları fiziksel yasalar çerçevesinde açıklamaya çalışan bir dünya görüşüdür. Bu bağlılık Hawking'i evrenin başlangıçtaki tekilliğini gerçek zamanın bir bozulması yerine hayali zamanda bir sınır olarak ele almaya yönlendirir. Ancak hayali zamanı gerçek zamana bağlayan bir mekanizmanın olmaması kavramın açıklayıcı gücü konusunda şüphe uyandırır. Hawking'in kozmolojiye yönelik pozitivist yaklaşımı evrenin kökenindeki fiziksel yasaların çöküşünü kabul etmeyi reddetmesi, evrenin tamamen kendi kendine yeten ve fiziksel yasalar çerçevesinde açıklanabilir olduğuna dair inanca dayanmaktadır.
Onun hayali zamanında olan ısrarı, başlangıçtaki tekilliğin felsefi çıkarımlarına karşı bir savunma mekanizması olarak hizmet etmektedir. Matematiksel soyutlamayı metafizik gerçeklikle birleştirmesi ve hayali zamanın ontolojik statüsünü ele alamaması, felsefi akıl yürütmesinin sınırlarını ortaya koyar. Hawking'in fikirleri gerçekliğin eksiksiz bir açıklamasını sağladığı şeklinde yanlış yorumlanma riskini de taşımaktadır. Hawking'in hayali zaman keşfi, evrenin kökenindeki fizik yasalarının çöküşünü pozitivist bir dünya görüşüyle uzlaştırmaya yönelik bir girişimi temsil ediyor. Bu noktada da ontolojik boşluklar bulunmakla birlikte hayali zamandan gerçek zamana geçişi açıklığa kavuşturamamak teoride kritik bir boşluk bırakmaktadır. Ayrıca zamansal indirgemecilik, zamanın uzamsal boyutlara eşdeğer olarak ele alınmasını, nedensel ve asimetrik doğasında zayıflatmasını ortaya koyar. Felsefi olarak gözden kaçırdıkları ise Hawking'in pozitivist bağlılığı, onu evrenin kökeninin daha geniş metafiziksel çıkarımlarına karşı da duyarsız kılmaktadır. Sonuç olarak Hawking'in kozmolojiye katkıları derin ve saygıdeğer olsa da zamanın doğası ve evrenin kökenine yönelik felsefi girişimleri spekülatif kalmaktadır. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.